Belediye başkanımız, ben başkanınız olarak yönetim kurulu bir arada ve entegre bir şekilde çalıştığımızı söyleyelim. Bunun için böyle bir yemeği tertipledik. Etimesgut Belediye Spor Kulübü 2010 yılında amatör kümedeyken şimdi ikinci ligdeyiz. Hedefimiz Süper Lig. Bir spor kulübünün gerçekten ben kulüp oldum demesi için bence bazı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Birincisi, sporcuların kalacağı çok güzel bir yer. İkincisi, çok güzel bir antrenman sahaları. Üçüncüsü de güzel bir stat. Biz Sayın Belediye Başkanımız Enver Demirel sağ olsun bu saydığım tesisleri herhalde 3-4 ay içinde bitecek şekle geliyor. Başkan bizi destekliyor. Yapması gereken şeyleri yapıyor. Ben kulüp başkanınız olarak elimden geleni yapıyorum. İyi yönettiğime inanıyorum. Kulüp yönetim kurulu arkadaşlarımız, inanın öyle güzel anlaşıyoruz ki 7 kişiyiz, hiç problemimiz yok. Gayet güzel gidiyor. İnanın böyle bir kulübü ne Süper Lig'de bulabilirsiniz, ne birinci ligde, ne ikinci ligde, ne üçüncü ligde. Biz örnek bir kulübüz. Ama bazı imkanlarımızda yetersizlikler var çocuklar. Bunları da sizler artık bir şekilde telafi edeceksiniz. Çünkü kısa süre içerisinde çok daha iyi bir tesislere, çok daha iyi bir şartlara sahip olacağımızdan son derece emin olabilirsiniz. Türkiye'de zannediyorum bizim tüzüğümüzde olan bir madde hiçbir kulüpte yoktur. Bakın arkadaşlar, bizim kulüpten geçirmiş olduğumuz, tüzüğümüzde geçirmiş olduğumuz bir maddede kulübün tüm borçlarından %60 başkan sorumlu, %40 da yönetim kurulu arkadaşlarımız sorumlu. Yani bu demektir ki hiçbir arkadaşımız bizim kulüpten alacaklı ayrılması mümkün değildir. 8 yıl içerisinde hiçbir arkadaşımız alacaklı ayrılmamıştır. Sıkıntılı ve problemli hiçbir sporcuyla problemimiz olmamıştır. Hepsiyle gayet güzel ayrılmışızdır. Giden arkadaşlarımızla da ilişkilerimiz hala sürmektedir. Sağ olsunlar, hepsi ararlar, sorarlar. İyi bir diyalog içindeyiz. Şimdi böyle bir kulüp başarılı olmaması mümkün değil. Bir an önce de suni çimden kurtulup çim stada kavuşmak. Bu bizim için çok önemli. Buradaki sıkıntıyı ve ezikliği inanın yaşıyorum. Yani hemen hemen kimse de kalmadı bu suni çim. Bir Etimesgut Spor'da böyle bir güçlü bir spor kulübünde suni çimin olması bize yakışmıyor. Ama önümüzü gördüğümüz için, mutlak surette bunun düzeleceğine inandığımız için de kendimi, yüreğimi ferah tutuyorum. Bunu da inşallah seneye çözeceğiz diye düşünüyorum. Genç, özellikle genç arkadaşları aramıza çok aldık. Bu genç arkadaşlarımızın mutlak surette iyi bir mücadele vermesi gerekiyor. Bir, kendileri için. İki, bizim için. Bu çocuklar eğer başarılı olur, yarın inşallah Rizespor'da bir tane, iki tanesini oynatabilirsem, hem benim için, hem oynayan arkadaşlar için, hem Etimesgut Spor Kulübü için bence çok büyük bir başarı olacak. Bizde işini herkes düzgün yapması lazım. Aşçı en güzel aşçı olması lazım. Bizim masörümüz en güzel masör olması lazım. Malzemecimiz en iyi malzemeci olması lazım. Hocamız zaten en iyi hoca. Bundan son derece eminim. Hocamız da iyi olacak. Hocamızın kadrosu da iyi olacak. En iyi şekilde işlerini yapacaklar. Biz de başarılı olacağız. Biz Etimesgutspor olarak her şeyi yapacağız. Başarılı olacağız. Ve inşallah seneye birinci ligde olacağız diye çok istiyorum. Sizin de bunu cani gönülden istemenizi istiyorum. Bak, bize öyle bir şey var ki basın mensubu arkadaşlarımız da hep burada sağ olsunlar. Onlarla da entegre olduk. Yani basın mensubu arkadaşlarımız da ben zannetmiyorum ki ikinci ligdeki bir kulübe bu şekilde gittiklerini hiç zannetmiyorum. Bizim bir ayrıcalığımız var. Niye? Biz onlarla da beraberiz. Biz Ankara takımıyız. Onlar da Ankaralı.
Onlar bizi sevecek, biz onları seveceğiz, hep beraber olacağız. Etemez Kut Belediye Spor olarak geçen seneki kemik kadromuzu korumuş bulunmaktayız. Onun dışındaki oyuncu arkadaşlarım, sonradan aramıza katılan oyuncu genç arkadaşlarımızla birlikte ayın 13'ünde iyi bir çalışmaya başladık. 13'ünden bu yana ayın 25'ine kadar Ankara'da devam ettik. 25'inden sonraki ilk etap Kartepe kampında çalışmalarımız son derece başarılı, yoğun, oyuncularımızın istek arzusu içerisinde devam etti. Bu çalışmalardan son derece biz teknik ekip olarak çok memnunuz. Arkadaşlarımıza tekrar burada hem başkanımız hem yönetim kurulu basın mensuplarının önünde teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın temposu gayet iyi gidiyor. İnşallah bozmayacaktır. Maşallah dedik. Bugün de antrenmanımızın başında söylemiştik. Ayın 9'unda tekrar ikinci bir etap olarak Kartepe'de devam edeceğiz. Orada hazırlık maçlarımızla birlikte bu lige Kırklareli Spor maçıyla inşallah Allah'ın izniyle iyi gireceğimize inanıyorum. Başkanımızın söylediği gibi kendimizden eminiz. Öncelikle ben teknik ekip olarak kendimizden emin olduğumuzu söylüyorum. Bunu bilgi donanımımızla, çalışmamızla, bütün harcadığımız mesaiyle adımız gibi biliyoruz. Burada oyuncu arkadaşlarımızın neye inanması gerektiğini, neye alışması gerektiğini tek tek her gün anlatmaya çalışıyoruz. Antrenman öncesi toplantılarda bunları tek tek dile getiriyoruz. Allah'ın izniyle oyuncularımızı biz önce birilerine inandırabilmesi için önce kendilerine inanması gerektiğini anlatıyoruz. Yani biz bundan sonraki süreçte inşallah lige iyi bir havayla girebilirsek hedefimize doğru inşallah devam edeceğiz. Tabii ki grupta çok yüksek transferler yapanlar vardır. Çok para harcayan kulüpler vardır. Ama ben şuna inanıyorum. Her şeyin parayla ölçülmediğini, mütevazi bir kadromuzun da ciddi anlamda çalışması gereken, inanarak çalışması gereken, ciddi anlamda yere sağlam basarak çalışan bir kadromuzun da istediği hedefler doğrultusunda sonuna kadar götüreceğine ben adım gibi eminim.